Merhaba değerli Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerimiz. Şu an sizlere Trabzon Akçabat'tan yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz var. Özellikle çok güzel bir hikayesi var kendisinin. Geçmişten günümüze, geçmişte pazarlamacılıkla başladığı fakat şu an gerçekten bir AVM'nin içinde bir oluşum sergilediği, 25 yıllık, 30 yıllık deneyiminin, tecrübesinin taşıdığı, emeklerinin karşılığını da çok güzel bir şekilde aldığı işletmesine konuk olduk. Öncelikle merhabalar efendim. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ticarete bundan yaklaşık 25 yıl önce başladım. Pazarlamacı olarak başladım. Bir çantayla ve küçük bir aracımla beraber. Uzun yıllar pazarlamacılık yaptım, sıcak satış yaptım ve son 5 yılımı da Beregende sektöründe Beregendeci olarak AVM tarzında bir işletmeyle sürdürmekteyim. Çok güzel. Özellikle burada yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere sunduğunuz gerçekten çok güzel bir işletme var. Burada ev için aranılan her şey var ama biz bunu izleyicilerimiz için sizlerden dinleyelim efendim. Burada neler var? Şimdi beyaz eşya sektöründe bütün çeşitlerimiz hemen hemen var. En iyi fiyatlarda müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bunun yanında mobilyamız var. Yine işte İnegöl'den, Kayseri'den, Samsun'dan çalıştığımız mobilyalarımız var. Bunun yanında tekstilimiz var, yatak baza var Kayseri'den çalıştığımız. Ürünlerimizi alırken 25 yıllık tecrübemi kullanarak alıyorum. Birçok firmadan referans alıyorum. En kaliteli ürünü en ucuza getirmeye çalışıyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Genelde mesela mobilya deyince akla zaten biliyorsunuz İnegöl, Kayseri olsun, İzmir olsun. Neye göre seçiyorsunuz ürünlerinizi? Modaya göre mi ya da talebe göre mi? Genelde ürünlerinizi neye göre seçiyorsunuz? Zaten diyelim ki İnegöl'de onlar modayı bizden önce buluyorlar. Bu yıl piyasada ne satılır diyorlar. Onlar araştırmasını yapıp bunu piyasaya sürdükleri zaman talep gördüklerinde bu sefer satışa sunuyorlar. Biz de onların çizdiği yoldan devam ediyoruz. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Trabzon'da ne kadar da bir ev yeniliyor insanlar? İnsanlar ne kadar düşkün mobilyaya? Genelde sık sık yenileyen illerimiz var. İç Anadolu özellikle çok fazla bu anlamda hızlı ilerliyor. Ama Trabzon'da durumlar nasıl? Yani insanlar evini yenileme konusunda, yenilik konusunda, değişim konusunda siz nasıl görüyorsunuz sektörünüzü? Şimdi iki sınıf insan çeşidi var diyelim. İnsan olarak aynı da harcama konusunda. Bir sınıf var ki ancak geçimini sağlayabiliyor. Düğün zamanları işte bütçesine uygun bir alışveriş yapıyor ve bunu uzun yıllar devam ettiriyor. Bir de bir kısım vardır ki bir kesim var. Bunlar da modayı takip ediyorlar. Eğer 3 sene, 4 sene kullanmışsa ve bunun modası geçmişse değişikliğe gidiyor. Bu sefer de yeni bir ürün almak istiyor. O günün koşullarında en revaçta ürün hangisi ise onu alıyorlar, değiştiriyorlar ürünlerini. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza konuk olduğunuz için ve verdiğiniz bilgiler için. Bizleri aydınlattınız. Aynı zamanda sektörünüze verdiğiniz destekler için efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bizi ziyaret ettiğiniz için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Size çok güzel bir başarı hikayesinden seslendik aslında. Aynı zamanda Trabzon'da aradığınızı, bir ev kurulurken aradığınızı bulabileceğiniz her şeyin tek bir yerde toplandığı bir işletmeden seslendik. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz.